فيها انسحب على غير شكل. Valla şu an eşimin durumu çok kritik. Yani doktorların söylediğine göre %40 yaşama şansı var. Ve bizim en büyük suçumuz İslami kimliğe sahip olmamız, PKK'ya karşı dik durmamız ve FETÖ'nün ne diyorlar kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaya çalışmamız. Başka hiçbir suçumuz yok. Çünkü eşim 15 Temmuz'dan sonra, hani zaten 18 senedir cezaevinde, 15 Temmuz'dan sonra telefon açtığında ilk sözü, meydanları boş bırakmayın, bu hainlerin bu ülkeyi bölmelerine izin vermeyin. Yani bunu söyledi. Ama ödül olarak ona ne verildi? Bir seneye yakındır kanser hastası ve çok riskli bir hastalık. Ona mükafat olarak ameliyathaneye girdiğinde bile kelepçeyle girdirmeleri. Başka yani eğer bu devlet Adalet ve Kalkınma Partisi eğer adaleti sağlıyoruz diyorlarsa, buna adalet deniliyorsa artık burası sözün bittiği yerdi. Başka hiçbir şey demiyorum artık. Bilmiyorum. Yani herkesten dua bekliyorum. Çünkü duadan başka yapabileceğimiz şu an hiçbir şey yok. Çünkü doktorlar da çaresiz kalmış. Ve biz Allah'a tevekkül etmişiz. İnşallah Allah-u Teala ya Rabbi bize yardım eder. Bilmiyorum başka bir şey diyemiyorum şu an. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz artık. Yani eğer devlet bizi görmüyorsa, eğer devlet bize acımıyorsa artık bunun vebalini öbür dünyada nasıl olsa verecek. İyi ki ahiret var, iyi ki cehennem var. Başka bir şey demiyorum. Çünkü öbür dünyada iki elim onların yakasında olacak. Adaleti sağlamadıklarından dolayı. Yani eğer bir insan dayısı olduğundan dolayı çıkıyorsa ya da kavurmacı mıymış, bilmem ne miymiş, serbest bırakılıyorsa ya da Ahmet Türkler, ne diyorlar, bin bir kişi öldürmüş olan hainler, teröristler serbest bırakılıyorsa ya artık buna adalet deniyorsa ben bilmiyorum, söyleyecek söz bulamıyorum artık. Çünkü çok çok mağdur durumdayız ve biz bir darbe yapmadık ülkeye, asker öldürmedik, polis öldürmedik, hiç kimseye zararımız olmadı. Bizim tek işlediğimiz suç PKK'ya karşı dik durmak, FETÖ'nün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak ve hiç kimsenin maşası olmamak. Bizim en büyük suçumuz bu. En büyük suçumuz İslami kimliğe sahip olmak. Hani Filistin'de nasıl Filistinliler İsrail'e karşı duruyorsa biz de o bölgede PKK'ya karşı dik durduğumuz için bütün bunları çekiyoruz. Aslında biz yani bütün Türkiye'deki Müslümanların ahını orada çekiyoruz. Yani biz o PKK'ya yaptığı bütün zulümleri biz çekiyoruz en çok. Başka kimse çekmedi ve başka kimse de PKK'dan en büyük zararı biz gördük ve hala devam ediyor bizim yani mağduriyetlerimiz ama maalesef hiç kimse bizi görmüyor. Ameliyat 8 saat yani biz zaten doktorlarla görüşemedik. O da güvenlikten zar zor bir iki kelime güvenlik de diyor ki komutan bize emir vermiş, bir şey bilgiyi size veremiyoruz. Bir tek ameliyatın 8 saat süreceğini biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz şu an. Ve ameliyat zaten biz birkaç gün önce doktorlarla görüştüğümüzde çok riskli bir ameliyat olduğunu ve ameliyat olanların da ancak 10 kişiden 4 kişinin kurtulduğunu söylediler. Yani artık her şey Allah'a kalmış. Herkesten dua bekliyoruz. Herkesin de bu adaletsizliğe karşı bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.